Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Arkan Düzgören. Yeni bir dersimize beraberiz. Bu dersimizin konusu 3D Max 2016 Extension 1 güncellemesiyle gelen yeniliklerden birisi olan offset kontrolü arkadaşlar. Bu offset kontrolü extension bir de gelen yeniliklerden birisi. Oldukça da güzel. Özellikle animasyon ile uğraşan arkadaşlarımız için oldukça kullanışlı özelliklere sahip. Ne gibi kolaylıkları var? Mesela bir animasyon yapacağınız zaman mesela birazdan yapacağımız bir domino animasyon olacak arkadaşlar. Domino taşlarının hızlı bir şekilde birbirine çarpıp devrilme işi normalde tüm frame'lerde her bir taşa ayrı bir hareket vererek yapmanız gerekiyordu. Offset kontrol ile sadece tüm taşları bir kere hareketlendirdikten sonra hepsini aynı anda hareket işlemini verdikten sonra offset kontrol ile bunların birbirine çarparak düşme işlemlerinin nasıl yapılabileceğini göreceğiz. Yine offset kontrol dersimizin ikinci bölümünde ise arkadaşlar bu sefer de bir nesne ya da karakterimizi hareketlendirerek bu yapmış olduğumuz hareketleri bir dosya formatında kaydedip sonrasında başka bir nesne üzerinde hiç uğraşmadan aynı animasyon hareketlerinin uygulanmasını işleyeceğiz. İsterseniz başlayalım dersimize. Evet, öncelikle arkadaşlar buradan box değil de extended'dan bir chamfer box oluşturalım arkadaşlar. Taşı domino taşına benzetmeniz yeterli. Şimdilik şöyle bırakalım. Köşelerimizi güzel bir şekilde yuvarlayalım. Taşımızı bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu taşımızdan 15 tane instance olmayacak şekilde kopyalıyoruz arkadaşlar. Sonrasında birazcık yaklaşalım. Kontroller yaparak tüm taşlarımızı seçiyoruz. Otake yapıyoruz arkadaşlar. 10. frame'e getiriyoruz. Sonrasında rotate tuşlan taşlarımızı iyice yatırıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen şu şekilde bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taşlarımızın hepsi yattı. Sonrasında yine tüm kutuların seçildiği bir şekilde animasyon menüsü içerisinde Offset Controls, Offset Controls altında Add Offset Controllers seçiyoruz arkadaşlar. Bu kısımda şu anda Show, burada Transform, Modifiers, Materials seçenekleri var arkadaşlar. Biz buradan Transform'u seçiyoruz. Yine ikinci kısımdaki Show alanında Matrix, Rotation, Float, Color bırakıyoruz. Sadece Animated kalacak arkadaşlar. Çünkü animasyon olan objelerimiz var. Buradaki gördüğünüz gibi X, Y, Z koordinatlarında bir transform rotation olduğunu bize söylüyor. Bunların hepsini seçip OK basıyoruz arkadaşlar. Sonrasında modifier liste geliyoruz. Öncelikle bir play butonuna basalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda taşlarımız sırasıyla devriliyor. 100 frame,
yetmeyecek. Sondan birkaç taş kalacak arkadaşlar. Hemen başa alıyoruz. Sonrasında burada timing and offset komutu altında arkadaşlar animasyon settings kısmı var. Orijinal animasyon sayısına burada frame olarak 10 diyor. Çünkü buradan frame belirledik. Burada animasyon settings'te start offset set length var arkadaşlar. Yani offset başlangıcı 0, 10. frame'e kadar devam ettiğini belirtiyor. Biz buradan hani animasyon şeyini uzatırsanız ondan 20'de çıkarsanız animasyon uzayabilir. Auto French tip var arkadaşlar. Constant olarak kalıyor. Offset settings'te arkadaşlar playback tip var. Yani şu anda ilk aşamada forward olarak kalsın. Yani taşlar ileriye doğru devrilsin. Per note delay var arkadaşlar. Yani taşların bir çarpma esnasında birbirlerine olan mesafesi, hani hangi mesafeden sonra en baştaki taş sırasıyla bir öndekine çarpacak. Hani bu mesafeyi ayarlar. Şu anda 10. Çok yakın bir şekilde birbirine değiyor. Biz bunu 3'e düşürüyoruz arkadaşlar. Hemen tekrar play diyelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan birbirlerine çarpma mesafelerini kısalttığımız için animasyonumuzdaki 100 frame de yetiyor. Gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlı, çok hızlı değil, normal bir hızda devriliyor. Büyük ihtimalle de bu animasyonumuzun bitiş frame'i 55. frame'de son buluyor arkadaşlar. Animasyonunuzu yaparken 0-55. frame'lerin render alınmasını belirterek sadece ilk 55 frame'lik bölümü render yaptırabilirsiniz. Şimdi playback tipinde arkadaşlar forward seçiliydi. Bunu rezerve yapalım. Animasyonu en başa alıyoruz. Play animasyon diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taşlarımız bu sefer geriye doğru bir şekilde devrilme işlemini gerçekleştiriyor. Sonrasında ping pong seçeneği var. Onu seçelim. Gördüğünüz gibi baştan ve sondan olmak şartı ile taşlarımız devriliyor arkadaşlar. Sonrasında ping pong'tan from center dersek merkez noktasından devrilmeye başlayacak. Tabii bu devrilme işlemi bir taraf öne doğru gidiyor, bir taraf arka tarafa doğru gidiyor. Hani pek de gerçekçi değil ama yapacağınız animasyona göre değişebilir. Sonrasında random var arkadaşlar. Bu da karışık bir şekilde, yani belirsiz bir sırada taşlarınızın devrilme işlemini gerçekleştirir. Ama domino tipinde bir animasyon oluşturuyorsanız forward seçeneği sizin için yeterli olacaktır. Arkadaşlar, timing and offset seçeneğinde arkadaşlar animasyonumuzda hani devrilme efektlerini domino taşları üzerinde gösterdik. İkinci bölümde ise arkadaşlar bir karakter olabilir, bir böcek olabilir veya bir tane teapot üzerinde bile animasyon işleminin nasıl offset kontrolüyle nasıl yapılacağını beraber inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi oldukça da kullanımı basit. Zor değil arkadaşlar. Hani işinizi de bayağı kolaylaştıracaktır. İkinci bölümde görüşmek üzere. Mutlu olun.